Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yeni aldığım lensi tanıtacağım. 70-200 f2.8 G Master 2. seviye lens arkadaşlar. Bu çoğu fotoğrafçının hayali. Daha önce bu lensle alakalı hiç inceleme videosu, Türk bir fotoğrafçının inceleme videosunu görmedim. Yani bayağı baktım. Hani varsa da bilmiyorum ama ben bunu biraz deneyeceğim ve sizlere deneyimlerimi aktaracağım arkadaşlar. Çok güzel bir lens bence. Çünkü ben bayağı videosunu falan izledim. Top kaliteli bir lens. Keskinlik açısından, kullanım açısından, hız açısından çok üstün performansa sahip bir lens olduğunu biliyoruz. Test edip göreceğiz. Daha önce de size bahsetmiştim. Ben Sony A7 R5 bir fotoğraf makinesi kullanıyorum. Üzerinde de yine 24-70 f2.8 ikinci seri bir lens var. Lenslerimi ve makinemi olabildiğince yeni model, son model almaya özen gösteriyorum. Bunun başlıca sebeplerinden birisi çok yeni teknoloji ve çok kaliteli oluyor arkadaşlar. Özellikle R5 içerisinde bulunan yapay zeka özellikleri olsun, yüz tanıma sistemi olsun, nedleme sistemi olsun çok kaliteli. Gerçekten çok iyi bir makina. Tabii ben Canon'dan geçtim. Canon kullanıyordum daha önce. Canon'da aynı makinaları kullandım. 6D Mark II kullandım. 5D Mark III, Mark IV kullandım. 1DX Mark II kullandım. Sonra Sony artık bu konuda bayağı iyi bir seviyeye geldiği için aynasız makine olarak kendime Sony marka bir fotoğraf makinesi aldım. Şimdi de onun yeni ekipman olan 70-200'ü sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Dışarıda hem video özelliklerini hem fotoğraf özelliklerini deneyeceğiz. Bu lensin en büyük özelliklerinden birisi içinde XT motorları var. Yani çok hızlı netleme yapabiliyorlar. Hem yakın hem uzak. Bir diğeri makro gibi kullanabiliyorsunuz. Yani makro lens gibi olmuyor. Tabii belki de ama daha denemedim. deneyeceğiz şimdi açacağız kutusunu. Baktığımız özelliklerde makro gibi kullanabiliyoruz. Keskinlik açısından bayağı iyi buluyorlar. Bir diğeri en önemli etkenlerden birisi ağırlık arkadaşlar. Bu lens 1 kilo 50 gram. Normalde 70-200 lensler 1,5 kilo 2 kilo civarı oluyor ama bu lens bayağı hafif. Kutusunda baktığımız zaman yine bir ağırlık var ama diğer lensler gibi değil. Yani bu sizin uzun kullanım saatlerinde kollarınızı yormaz gibi görünüyor. Üzerinde bulunan tonlar ve ek özellikler gayet bir fotoğrafçının her işine yarayabilecek şekilde dizayn edilmiş durumda. Zaten G Master serisi Sony'de en kaliteli lenslerin bulunduğu seviye. Canon'da mesela L serisi kırmızı halkalı. Nikon'da da sarı halkalı lensler vardı bildiğim kadarıyla sanırım. Hiç Nikon kullanmadım onu bilmiyorum. Ama bakacağız. Yüksek netleme performansına, keskinliğini deneyeceğiz, deneyimleyeceğiz. Şimdi kutusunu yavaştan açalım arkadaşlar isterseniz. Kutuyu açtığınızda böyle bir poşetin içine konmuş. Onu böyle çıkartayım arkadaşlar. Burada kullanım kılavuzu falan var arkadaşlar. Garanti belgesi bu. Bunu koyuyoruz. Bu kutu bize ne lazım vardı. Bu kutuyu atmayacağız. Bir köşeye koyacağız arkadaşlar. Şöyle şuraya attım. Böyle bir poşetin içine konmuş. Bunu da çıkartalım. Bu kendi hediye kılıfı arkadaşlar size. Dışarıda taşıyabilmeniz için böyle bir kılıfın içine koyabilirsiniz. Burada yine kılıfın kemeri var. Ama bu kılıf hani bu lense bu kadar para vermişsiniz. Bu çantaya ne kadar güvenirsiniz? Ona da artık siz karar vereceksiniz. Çünkü bunlar biraz tutamaçları plastik arkadaşlar. Yani güvenilebilir misiniz bilmiyorum. Zaten 1 kilo hani koşturmadığınız sürece kırılacağını, düşeceğini de kopacağını da zannetmiyorum açıkçası ama şey çok sağlam. Yani kılıfı çok sağlam arkadaşlar. Orijinal bir lens olduğu için. Böyle güzel bir paketlemesi var. Şöyle çıkartıyoruz. Var. Bakın parasoleyi normalde yaprak olduğunu bunu değiştirmişler arkadaşlar. Yaprak parasoleyi değil. Yani dümdüz. Düz şekilde bir parasole koymuşlar. Burada yine farklı bir şey var. Şöyle bir açalım. Buradan galiba yine filtre denetime falan yapabiliyorsunuz. Gayet kaliteli bir şey yapıyor arkadaşlar. Nasıl çekiyor bunu? Şöyle. Bak şu an. Kırmızı alalım da. Bunu da yapalım. Evet arkadaşlar lensimiz bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi. Gayet kaliteli olduğunu zaten
ağırlığından falan anlıyorsunuz. Burada tabii OSS var. Mod 1.2.3 full. Güzel. AF Auto. Burada OSS'i açtığınız zaman büyük ihtimal o titreme engelleme mevzusu da devreye giriyor. Titreme engelleyecek var Mersin içinde. Bildiğim kadarıyla. Şimdi bunu takıyoruz. Lensin boyutu bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lensin boyutu bu şekilde. Şimdi ben bunu makineye takacağım. Bir de makine de görelim. Bu makineyi tabii her zaman şöyle açıyoruz arkadaşlar. İçerisine toz girmesin diye makineyi her zaman aşağıya doğru açmanız gerekiyor. Ya da bunu perdesi kapanıyor. Perdesini kapatıp öyle açmanız gerekiyor. Eğer dışarıda falan böyle açarsanız yani toz girebiliyor. Çünkü direkt yukarıya doğru açık olduğu için. Yani da makineyi böyle açıyoruz. Şöyle alalım. Bayağı da güzel ya tutumu falan. Evet. Şimdi arkadaşlar ağırlık çok iyi. Yani 800 gram falan şunu düşünürsek hatta 800 öyle değil. 1 kilo 2 kilo falan. Şu an elimizde 2 kilo taşıyoruz. 2 kilo bizi yorar mı? Bence çok görmez. Eğer bir aktüel çekimdeysek bir spor müsabakası, bir yarış müsabakası, herhangi bir böyle dışarıda bir aktivitedeysek bizi çok yoracağını düşünmüyorum. Zaten içeridedir yorulduğumuzda masaya koyacağız, çantaya koyacağız. Bence çok da sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Olacağını düşünmüyorum yani. Şu an açtık karanlık. Çünkü fotoğrafçının unuttuğu kapak. Bu kapağı unutup çekim yapan insanlar var. Ben de yaptım daha önce. Bunu unuttuğumuz zaman fotoğraflarımız karanlık çıkıyor. Evet arkadaşlar. Netlemesini oha! Çok iyi. Gördüğü an yakalıyor. Yani hiç şeyi yok. Bakalım şöyle çantaya ne geliyor. Bak hemen arkaya. Hemen arkaya. Tabii dışarıda bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Ağaç çekeceğiz. Bulabilirsek kuş çekeceğiz. Ondan sonra bakacağız. Karar vereceğiz. Hadi gidelim bir de bunu dışarıda deneyelim. Evet lensimizi denemeye geldik. Şimdi Ankara'da Seymenler Parkı'ndayız. Lensimizi deneyeceğiz. Çantamızı koyalım şöyle. Hemen lensimizi çıkartıp deneyelim. Gördüğünüz gibi dışarıdayız ve böyle açmamız lazım lensi. Diğer lensimizi alıyoruz. Hemen takalım. Şöyle bağlamamız gerekiyor galiba. Evet. Böyle çok iyi. Çantamızı da kapatacağız. Sıkıntı olmasın. Burası doğal bir ortam. Yani en iyi doğal ortamda denenir diye düşünüyorum. Hemen parasolümüze takalım. Evet. Öncelikle makinamızı açıyoruz. Şu an video modunda fotoğrafı alıyoruz ve burada ayarlamamız gereken parametreleri ayarlayalım. Ondan sonra lensi denemeye başlayalım. Tabii ben bir fotoğraf kalitesine bakacağım önce. Evet. RAW ayarlamamız lazım. RAW ve JPEG ayarlayalım ki daha kaliteli çıksın. Ona göre de lensin kalitesine bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gayet iyi. Çok kaliteli. Şuraya gidiyoruz. Bunların hepsi sizin mi ya? İkisi.
Evet. Saldırmaz değil mi? Yok, hiç kendine böyle yap. Aa evet. Ben de zevkine yapıyorum bu işi ve lens deniyorum. Hiç gerek yok. Sevebilirsiniz. Hiçbir şey yapmayacağım. Evet, gezimize devam ediyoruz. Az önce köpekleri çektik. Şimdi Seymenler Parkı'nda yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Lens'in seriliğini size göstereyim. Ben çok şaşırdım. Bu kadar keskin, bu kadar hızlı bir lens açıkçası beklemiyordum. Şöyle yapalım. Bir ağaç dalı bulalım önce. Bakın şimdi, ya da ağaç kenarında yaparsak daha mı iyi olur? Evet. Şimdi bakın, lensin ne kadar hızlı olduğuna bakın. Hatta yatay çekelim. Görmeniz açısından. Şu an arka tarafa netliyorum. Şimdi ağaca. Ve bunu kendi otomatik de yapabiliyor tabii. Otofokusunuz varsa, ayarlamışsanız ekrandan da ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Şu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi takip de yaptırabiliyorsunuz. Aşırı derecede, yani tıklamakla netleme arasında hiçbir fark yok. Neredeyse yani 0.30 saniye gibi bir oran var arkadaşlar. Yürümeye devam edeceğiz. Çok kaliteli, çok iyi bir lens olmuş arkadaşlar. Keskinliğe zaten diyecek yok. Köpeklerin fotoğrafını çektim. Onları size yine göstereceğim. Çektiğim başka fotoğrafları da göstereceğim. Buradan daha iyi, daha kaliteli. Şu an yağmur yağmaya başladı. Lensin neme ve toza dayanıklılığı var arkadaşlar. Nem ve tozda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Genelde spor dalları için, spor çekimleri için, doğa çekimleri için yapıldığından dolayı bu lens gayet kaliteli, sağlıklı, iyi bir lens gözüyle bakılıyor. Kullanımı da çok uygun. Şu ana kadar kolum yorulmadı. Şöyle iyi bir çiçek falan bulabilsem, ağaç dalı da olabilir aslında. Bak, bu da mantıklı. Manuel fokus yaparsak nasıl olacak? Vay, çok hızlı, çok iyi. Bak, gördüğün gibi çok iyi. Tabii otofokus alacağız ve burayı netleyeceğiz. Şöyle bakalım sağa sola neler var, neler yok.